Merhaba sevgili satranç severler. Bugünkü konumuz teknik, satrançta üstün konumları, kazanç konumları nasıl kazanırız? Onunla ilgili güzel bir maç inceleyeceğiz. Zürih 1953 turnuvasından meşhur turnuva, adaylar turnuvası. Dünya şampiyonlarının oynadığı bir turnuva oldu. Tabii dünya şampiyonları çıktı daha sonra. Oynayan da vardı, çıktı da. Petrosyan'la Öyven'in maçı. At F3, at F6, G3, reti, D5. Bu reti sisteminde birçok sistem dizebiliyor siyahlar. B6 fil B7 ile oynayabiliyor. D6 E5 ile oynayabiliyor. D5 C6 E6 ile oynayabiliyor. G6 fil G7 ile oynayabiliyor. D5 E5 ile oynayabiliyor bazı varyantlarda. Beyazın nasıl oynayacağına bağlı olarak. D5, fil G2, fil F5, D3. Genelde bu Gürcülerin çok kullandığı bir sistem. At D2 geliyorlar, rok atıyorlar. Vezir E1'den sonra E4 oynayıp beyaz fil yok etmeye çalışıyor at H4 ile beyazlar. E6 sürdüğü için siyahlar. Fil çiftiyle oynamaya çalışıyor ama çok ciddi bir üstünlük vermiyor. Maraş'ta Magalashvili ile oynamıştık bunu. Rahat bir beraber olmuştu. Çünkü bir üstünlük elde edemiyor beyazlar. Eğer doğru oynarsanız. E6, at BD2. H6 yararlı bir hamle çünkü bu fil önemli bir fil. Fili H7'ye çekmek istiyor. Rok, fil C5. Evet, şimdi fili D6'dan, E7'den ve C5'ten çıkabiliyoruz. Bazı varyantlarda, B3'lü varyantlarda fil C5, vezir E7, fil A3 ile B2 filinin etkinliğini azaltmaya çalışabiliyoruz. Bazen A5, A4 gelebiliyoruz B3'lü sistemlerde. Fil D6'dan çıktığında C6'lı da oynayabiliriz, C5'li de oynayabiliriz. Fil C5 tercih etmiş Eyüve. Vezir E1. Beyazın fikri belli. E4 oynamak. Burada direkt E4 de oynayabilirdi aslında arkadaşlar. D çarpı E4. Şimdi at çarpı E4 alırsa at H4 kuvvetli hamle. At D2 aldığında bakın B7 de şimdi sıkıntıda. Fil D2 aldıktan sonra fil B7 tehdidim var. At F5 alıyorum. Bir de bunu düşünmek gerekiyor. At çarpı F5. Neden bunu düşünmek gerekiyor? At çarpı F1'e at çarpı G7 alabiliriz. Şah E7 oynadığında vezir D8, kale D8'e fil B7. Şimdi kale aldıktan sonra F1 alacağım. At H5'ten kaçabiliyor. Bir piyon önde ama kale D1'ler var. Biraz can sıkabilir bu durum. At H4, at D2'ye basitçe fil D2 oynamak yeterli. Çünkü C6 oynarsa B7'yi tutmak için at F5, EF5, kale E1 veya vezir E2 fark etmiyor. Kale E1 biraz daha etkili. Şimdi artık üstün kaldı. Çünkü şah F8 oynamazsa, fil E7 gelirse fil B4 kuvvetli hamle. Vezir D1'e kale E7 var diyormuşum. Kale AD1 E7'yi tutamıyor gördüğünüz gibi. Eğer E4 D4'e fil E4 alırsa at E4 almak yerine at çarpı E4, at çarpı E4, vezir D8, şah D8, at E5. Hem atı istiyoruz hem F7'yi istiyoruz. B7'ye bakıyor filimiz. Yani kayıp konuda. Direkt E4 sürülebiliyor aslında burada. Vezir E1 oynamış Petrosyan. Rok E4. Tabii genelde H6'lı sistemlerde fil H7'ye kaçmalı. Biraz daha etkili oluyor. D3 piyonu C piyonuna dokunulamıyor. D3 her zaman baskı oluyor. E4'e her zaman baskı oluyor. Hemen almamak gerekiyor. D çarpı E4 almış Eyüve. At çarpı E4. Şimdi burada fil E7, at H4'e fil H7 kötü bir hamle. At F6'dan sonra B7 düştü gördüğünüz gibi. Kalite kaybediyor. At çarpı E4, D çarpı E4, fil H7. Evet, şimdi filin C5'te olmasından da kaynaklı. Fil D6 veya E7'de olsa biraz daha farklı oluyordu. B4 gelebiliyor şimdi. A1, H8 çaprazından fil B2 ile gelişimin tamamlanacak. Tempo kazanmış oldu. Fil E7, fil B2. Burada yine de C6, vezir C7, at D7 şeklinde oynaması iyi olurdu. At A6 ile devam etmiş Öyve. A3'ten sonra şimdi A6'daki at ne yapıyor? C6'dan at C7'ye gelse nereye gidecek bu at? At E8, at F6'yı çok tempo kaybetmiş oluyor. At A6'da biraz garip kaldı. Kale D1, vezir C8, C4, at C7, vezir C3. Gördüğünüz gibi beyaz tamamen gelişimini tamamladı. Bir F1 kalesi oyunda değil. Taşları çok aktif. G7'ye baskı yapıyor. Şimdi F6 oynarsa bir zayıflık oluşacak. Piyon yapısında. Aynı zamanda ata yer yok doğru düzgün F6 oynadığında. O yüzden F6 kalesini bırakmak istiyor. Fil F6.
Fil F6'ya at E5. Burada tabi E5 hamlesi düşünülebilir miydi? Fil E7'ye kale D6. İlginç bir devam yolu. Ama Petrosyan'ın çok stiline uyacak bir devam yolu değil. At E8, C5. At D6'dan sonra belirsiz bir konum. Ama gerek yok, beyazlar iyi konumda. Petrosyan'ın da stiline çok uyacağını düşünmüyorum bu E5 kale D6 fedası. Karsen yapabilir, Kasparov yapabilir. Petrosyan yapamaz ama. Yani yapamaz derken tercih etmez. Yapabilir tabii ki de. Kale D8, fil F3. Evet, fil F3. Daha sonra şahında G2'ye çıkabilir. Fil H5 istiyor. Fil F3'ün fikri bu. F7'yi zayıf gördüğü için fil F3, fil H5 fikri var. Rakibe fil çarpı E5 aldırmak istiyor. At E8, kale D8, kale, vezir D8, kale D1, vezir C7, C5. Şimdi artık D6 karesinde tuttuk. Bakın, at A6'dan bir çıktı. C7, E8 ve halen oyuna giremiyor. A5, fil G2. Fil H5'ten vazgeçti. Fil H5 oynanabilir miydi? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Fil F7 alamıyoruz oynansa dahi. Neden? Yani beklediğimizi düşünelim rastgele. Fil F7'ye vezir F7, at F7'ye fil C3. Şimdi bundan dolayı fil F7 olmayacağını gördü. Fil F3'e amaçla gelmiştik. Aynı zamanda diğer fikirde fil F3'ün D1 karesini tutmaktı tabii ki. Kale D1 ile D dikeni ele geçirdik. Fil G2. Şimdi burada AB4, AB4, kale D8. Kale D8, vezir D8'den sonra beyazların hafif bir üstünlüğü var. Bu da siyah taşların koordine olamamasından kaynaklı. Vezir C2, açmazdan çıkıyoruz. At C7. Şimdi B5 karesini kullanmak istiyor. Fil F1. B5 karesini kullanmada çok bir sıkıntı yok beyaz açısından. Bir yere gelemiyor çünkü. At B5, F4. F4'ün tek sıkıntısı olabilir. Bir hedef olabilir. Yani G5'te parçalama durumları olabilir. Şahımızı açığa çıkartabilir. Belki biraz daha F3 oynayıp fil C4, şah G2 veya şah F2 yavaş yavaş oynayabilirdik. Ama F3'te de dikkat etmemiz gereken hamle at D4. Şimdi at D4'ten sonra F3'ü istiyor. Fil D4 alırsak taş kaybediyoruz. Yani F3'te de böyle bir sıkıntımız oluşacaktı. Vezir D3 oynarsak at boşta biraz sıkıntılı. Fil D4 alırsak da vezir D4 var. O yüzden F4 biraz tercih edildi. Edilmiş. Normalde yavaş yavaş oynanabilecek bir konum taşlarımız doğru yerlere çıktığımızda. F4 şah. F8 şah F2 fil E5. Evet, kötü bir hamle. Burada şimdi at D7'den dolayı mesela vezir A8 oynayamıyoruz. Vezir A8'den gelmek istesek A dikeyinden at D7'den dolayı oynayamıyoruz. Belki şah F8 gelmek yerine vezir A8 ile devam edebilirdik. Vezir A2 fikriyle. Ama bu sefer de şahımızda bir sıkıntı var. Yani son sıra zayıflığı var filden dolayı. Siyahlar çok seçeneği yok. Fil E5 de artık baskıdan kurtulmak istiyor bunu aldığı için. Fil E5, F6. Fil B2, şah E7. Fil C4, fil G6. Şah E3, şah merkezleşmeli oyun sonunda. Bir tehlike yok şahın ortaya çıkmasında. Çünkü ağır taş bir tek vezir var. Siyahın hafif taşları da yeteri kadar baskı yapabilecek karelerde değil. Yani koordineleri birbirleriyle bir ilişkisi yok. Hani birbirini destekleyecek şekilde. Mesela vezir fille bir hemen bir iletişim halinde olabilir. Koordine olabilir. Vezir C3 gelip bu çaprazdan A1 H8 çaprazından basabilir. Bu anlamda bir iletişim yok dedim. Fil F7, G4, vezir C7. Kritik konumumuz buydu. Aslında kitabımızdaki konum bu, anlatacağım size. Ama ben baştan geldim fikirleriyle anlatmak için. Teknik olarak beyazların üstünde olduğu bir konum. Beyazların kazanması gereken bir konum. Ama nasıl kazanacağız? Burada tekniği nasıl göstereceğiz? Şimdi neden beyazlar iyi? Birincisi, beyazın taşları daha aktif siyah taşlarına göre. Bu birinci avantajımız. İkinci avantajımız fil çiftimiz var. Üçüncü avantajımız merkez ve alan üstünlüğümüz var. Üç tane avantaj yetiyor. Peki biz bunu nasıl kazanca çevireceğiz? Konumu açmaya çalışmak, mesela G5 tarzı hamlelerle açmaya çalışmak veya H4 G5 ile dikkat etmemiz gereken bir şey. Çünkü bu çapraz açıldığı zaman siyahlar da karşı şans elde eder. Biz burada rakibe karşı şans vermeden konumu kazanmaya çalışacağız. Mesela at B5'te hiçbir yere oynayamıyor. Fil F7'de hiçbir yere oynayamıyor. Ben konumu hızlı bir şekilde açmaya çalışırsam taşlar aktifleşebilir. Doğru bir şekilde açmam lazım. Neden konumu açmam lazım? Çünkü fil çifti açık konuları seviyor. Şimdi biraz daha
Mikroskop altında bakalım konuma. Ne demek mikroskop altında? Genel değerlendirme söyledik beyazların üstünlüğünü. 3 tane avantajı var dedik. Şimdi fil çift avantajını bir açalım. Siyahların iki hafif taşı, beyazların iki hafif taşı var. At file fil çifti. Şimdi siyahların beyaz file olduğu için siyahların sıkıntısı siyah kareler. Neden? Çünkü karşılayamayan fil, karşılanamayan fil siyah fil. Yani beyaz fil karşılanabiliyor. Mesela ben F5'te beyaz kareleri zayıflatmaya çalışsam, burada F5 tabii ki bu çapraz açıyor, iyi bir hamle değil de örnek veriyorum. Zayıflatamayabilirim çünkü rakibin koruyabilecek fili var. Ama ben atıyorum G5'te zayıflatmaya çalışsam buraya baskımı koruyabilecek taşı yok. Vezir veya şah korumak zorunda kalıyor. File bağlanmış oluyor. Yani benim fil çift avantajımı kullanmam için rakibin olmayan filin renginde oynamam gerekiyor. Yani burada siyah kareleri zayıflatmam gerekiyor. Doğru zayıflatma şekli de burada H4 G5 ile oynamak yerine E5 oynamak. Çok önemli bir hamle. Bütün siyah kareleri zayıflatmak istiyorum. Çünkü F5 alırsa fil E5'ten sonra G7 de düşüyor. Dokunmayacak. Vezir D8. E çarpı F6, G çarpı F6. Evet, ilk işlem gerçekleşti. Çaprazı açtık. Aynı zamanda vezir de H7'ye bakabiliyor şimdi. Rakip kampa penetre olabiliyor, içeri girebiliyor. Ama yeterli değil. Benim daha da arttırmam lazım zayıflığı. H4. Fikrimiz G5'te bütün siyah kareleri ele geçirmek. Aynı zamanda geçer piyon elde ediyorum. At C7. Burada vezir G8 de ilginç bir hamleydi. Vezir G8'de G5'i engellemeye çalışıyor. Savunma yapmaya çalışıyor ama konum kötü bir konum maalesef. At C7 oynamış ve vezir C3. Şimdi at D5 oynamak istiyor. F6'yı koruyacak. Filleri değişecek. Ters renkli fillere kalacak ki. Ters renkli fillerde bile arkadaşlar beyazlar kazancı oynayabilir. Çünkü atak yapan taraf avantajlıdır. Ben onun siyah piyonlarına, siyah karede bulunan piyonlarına atak yapıyorum. Bir avantajım var. Vezir C3 at D5'i kesiyor normalde. Ama yine de oynamış ve tek şans diye düşünüyor. Fil D5. Vezir D5, vezir F6. Ters renkli fillere girdi. Burada beraber yapma şansı olabilir. Dikkatli oynamak zorunda beyaz bunu kazanmak istiyorsa. Çünkü konum aslında kazanç. Neden kazanç? Geçer piyonu var. Geçer piyon sayesinde kazanabilecek. Ve burada çok ilginç bir teknik daha göreceksiniz ters renkli fillerde. Vezir H8, şah D7. Vezir G7. Tempoyla vezir G7'ye geldi. Neden şah E7 oynamıyoruz? Çünkü fil F6, şah D7, vezir D8 mat oluyor. Şah D7 oynamak zorunda. Vezir G7 ver fili. H6 da istekte. Şah E8. Bakın konum buydu. Buna geldi ve tempo bende kaldı. Yani vezir G7 oynadım. Hamle siyahta olmadı. Bende oldu bu manevradan dolayı. Tempodan dolayı. Şimdi bir tempo öndeyiz. Fil F6. Fikrimiz ne? Yani tehdidimiz ne? Vezir H8, vezir D8 mat. Vezir B3, fil C3. Vezir D1. Evet, burada daha iyi oynayabilirdi siyahlar. H5 fikriyle oynayabilirdi. G5 oynarsa artık beyaz karelerden bloke edeceğiz biz de. Mesela vezir C2 oynayıp G6 ve F5 sürmesini engelleyeceğiz. Beyaz karelerden oynayacağız. Ama siyahlar vezirle aktif olmak istedi. Vezir D1 geldi. Fakat burada ilginç bir teknik daha göreceğiz. Söylemiştim. Vezir H8, şah D7. Vezir B8. G4 piyonunu verip B7 ve C6'yı almak istiyor. Çok fazla şah çekemiyor. Çünkü ters renkli fillerde siyah kareleri kontrol edemediği için siyah karelerden kaçıp saklanabilirim. Vezir C1. Fil D2. Vezir G1, şah D3. Vezir F1, şah C2. Şimdi vezir C4'e şah B2, vezir D4, fil C3, vezir F2, şah H. Gördüğünüz gibi siyah karelerden sığındım. Eğer E5 oynarsa burada vezir A2 mat etmek istiyor. Vezir B7, şah E8, vezir C6, şah F8, vezir C8. Şimdi şah G7'ye fil E5 var. Şah E7, vezir C7, şah F8'e vezir D8. Fil E8 oynarsa artık vezir A2 mat olmadığı için vezir F6 oynayıp E5 alabilirim. Vezir D6 ile E5 alabilirim. Şöyle herhangi bir yere kaçtığında E5'i alıyorum. Hiçbir yerden şah çekemiyor. Bakın ters renkli fillerde rakibin filinin kontrol edemediği karelerden kaçma metodumuz var. Diğer bir teknik de buydu. Siyah karelerden kaçtı. Yani burada vezir C4 şah yeterli değil. Vezir A6 oynamış ve B7 önemli bir piyon çünkü B7 ve C6 hemen düşecek. Burada çok güzel bir hamle geliyor. Olası vezir değişimlerinde bunu nasıl kazanacak beyazlar? Çünkü siyah H5 sürerse
aldığı takdirde artık beyaz kaleden bloke edebilirim. Ayrık piyonlar geçer. Sadece h piyonu bloke edilebilir. G5 sürersem G5'te de her zaman G6'dan ve F5'ten bloke ediliyor. H5 çok güzel bir hamle. Çok pozisyonel bir hamle. Şimdi vezir değişebilirim gönül rahatlığıyla. Çünkü H6'yı aldığımda 2 tane geçerim var. Rahat kazanabiliyorum. Siyahlar artık vezir de değişemeyecek bu H5'ten sonra. Vezir A2. Şahlardan korkmuyoruz. Çünkü siyah renkli filmimiz olduğu için siyah kalelerden kaçabileceğiz. Şah D3. Vezir B1. Şah E2. Vezir E4. Şah F2. Vezir de 4 fil E3. Gördüğünüz gibi şahlar bitti. Vezir B2 şaha. Şah G3 artık şah çekemiyor. Siyah kalelerden kaçtığım için ve yine kazanıyoruz. Vezir B4 almış burada. Vezir F8 güzel bir hamle. Hem H6'yı istiyor hem F7'yi istiyor. Vezir B2 şah G3 vezir F6. Şimdi artık kazanma vakti. Vezir D6 şah C8'e fil D4. Artık fil E5 oynayacağız. C7 ve B8 tehditleri var. B7 C6 piyon düşecek B8'den şah çekersem. C7'den şah çekersem de mat olacak. Yani engellersem mat diye. Vezir D8. İşte burada H5'in önemi. Yani 49. hamlede H5 sürmesi işi bitirdi aslında. Vezir D8'e artık gönül rahatlığıyla değişebiliyoruz. Şah D8 fil G7. Şah C7 fil H6. B6'ya C B6. Şah B6, şah H4 ve terk etmiş. Çünkü fil G7'den sonra G5, G6, şah G5 kazanacağız. Yani nasıl devam edeceğiz mesela burada? C5 sürdüğünü düşünelim. Fil G7, şah B5, G5, C4, G6. Zaten buna H6 da var. Yetiyor ama fil E8 kaçtığını düşünelim. Fil açsam da yeterli. Ama burada basitçe şah G5 oynuyorum. Yani şah pilot oynasa bile H6 engelleyemiyor piyonları. Benim film uzaktan da kontrol edebiliyor. Ters renkli fillerde de geçer piyon, bağlı geçer varsa ve başka piyonlarda varsa çok rahat kazanılabiliyor. Ayrık geçerlerde de kazanılabiliyor. Oyun sonu kısmında bunları da göreceğiz. Ama burada H5 hamlesi önemli bir hamleydi. Çünkü vezir değişmeyi de artık imkanlı hale getiriyor beyaz için. Siyahın opsiyonu azalıyor. Yani bu konuda H5 sürmemiş olsaydı vezir değişmek de beyazı sıkıntıya sokardı. Siyahı kurtarabilirdi. Vezir değişmek de bir avantaj haline geliyor. Bu arada burada şah c2 fil g6 niye oynamıyor diye düşünebilirsiniz. F5 var. Çünkü ef5'e vezir d6 şah çekip vezir g6 alacak. Yani siyah kalelerden kaçabildiğim için sürekli şah çekemiyor. Ters renkli fillerin özelliğinden birisi de bu. Anlatacağım konum size buydu arkadaşlar. Bu konumda kritik olan kazanç konumda nasıl üstün konumda nasıl kazanç hale çevirdik, tekniği nasıl kullandık, rakibin olmayan filin renginde oynayarak, çünkü zayıflık yarattık. Yani temel prensip zayıflık yaratmak. Fil çiftiyle oynadık, zayıflık yarattık ve kazandık. Gördüğünüz gibi üyelikler geliyor arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Bugün akşam 9'da canlı yayın açmayı planlıyorum. Belki turnuva açabilirim sizler için. Turnuva oynarsanız ben de çekim yaparım. Akşam 9 gibi bir aksilik olmazsa canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.